Onlar Cem Karaca'nın bir şarkısında söylediği gibi davulla zurnayla uğurlandılar, bandoyla karşılandılar. 1960'lı yıllarda Avrupa'ya giden işçilerimiz, gurbetçilerimiz, Havva ve Necati Belçika'ya yerleşiyorlar ve bir çocukları dünyaya geliyor. Çocuk 4 yaşındayken okulda Fransızca bir şarkı öğreniyor ve şarkıyı kendi kendine söylemeye başlıyor. Ama ne söyleme? Çocuğu sürekli olarak çağırıyor anne ve baba. Şu şarkıyı bize bir daha söyler misin? Çocuk utanıyor. Aslında utangaç bir çocuk. Bu yüzden bir perde çekiyorlar. 4 yaşındaki o çocuk perdenin arkasından öğrendiği şarkıyı söylüyor. İşte o çocuk Kubat. Sevgili Kubat, hoş geldin. Hoş bulduk Sunay abi. Çok oldu görüşmeyeli ya. Yani şu işte o çocuğu çekmesek görüşmeyeceğiz ha. Ama şöyle, biliyorsun ben hatırlattım abi, çekim vardı yarın diye. Çok yoğunuz, siz de öyle. Senin gibi dost sanatçılar, joker derim ben onlara. Her zaman. Yani ha işte bu bildiğim için. Sevdiklerimiz için. Bir program yaparken, Kubat mı ya? Kubat sorun değil. Kubat'ı ne zaman desen zaten o koşa koşa. Öyle. Gelir hep yanımızdadır. Dostlarımız, abilerimiz için, değer verdiğimiz dostlarımız çok için çok çok. Ya önemli. Ben senin düğününü hatırlıyorum. Hiçbir düğün, hayatımda pek çok düğüne gittim. Çok sevdiğim insanlar. Ama hiçbiri senin kadar etkileyici ve güzel olmadı. Teşekkür hayatımda ederim. Gördüğüm en güzel ikinci düğün, ilki Figaro'nun düğünü. Güzel bir sanat oyunudur değil mi? Evet. Ama yani Kubat'ın da düğünü var yani. Ben de... Muhteşem bir düğündü o ya. Ondan başlayalım ha. Düğünde... O... Çok şereflendirdin, acayip mutlu oldum sizi görünce. Belçika'nın Bruges kentindeyiz, Bruges'de oldu. Şöyle, çok güzel bir kanal kenarında oteldeyiz, evveliyatını bekliyoruz. Evveliyatını minik anlatayım. Daha o zaman eşim değil, Eylem Hanım. Geziyoruz Bruges'de. Ne kadar güzel bir otel dedi burası. L'Orangerie, L'Orangerie Otel. Oranın tarihi bir mekanlarından bir tanesi. Ama evlenmemize daha böyle 2 yıl var falan. Gerçi evlilik projemiz de hazırdı. 40'ımda evleneceğim dedim. Benim aynı zamanda doğum günümdü. 40. Evet. Doğum günüm ve evlilik. Doğum günü. 4 Ekim, evet. Hatta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'dür. Tesadüf olacak ya, o 4 Ekim Kurban Bayramı'ydı. Ben de demeç verdim. Kendimi kurban ediyorum bu sene diye. Ama üst üste onun üzerine. Ama bu kadar evet. Da bir dakika dur. 4 Ekim doğum günü. Doğum günüm. Evlilik yıl dönümü. Evlilik yıl dönümü. Kurban Bayramı'na denk gelmesi. Kurban Bayramı'na denk geldi o yılda, evet. Evlendiğin yıl. Ve ben kendimi kurban ediyor olmam. Çok yani güzel. Kurban kesmedik o gün. Böyle bir esprimiz var. Bekarlığını kurban ettin. Aynen. O aslında çok sevdiği otelde sürpriz yaptım ben. Yani düğün orada olsun istedim. Daha önceden... Eylem o oteli görmüş, beğenmiş. Çok beğenmişti ama çok bilmiyordu güzel. Nerede olacağını. Bu da senin romantik evet. Ve lirik tarafın işte. Çok güzel. Yani öyle bir keyifli biz bir şimdi ben anlatayım. Biz oteldeyiz, bekliyoruz. Şimdi gelecek gelini damat da nereden, nasıl gelecek? Birdenbire Bruges'ün o kanal, o güzel kentinde müthiş bir ses. Şarkılar söyleyerek Kubat geliyor ya. Bir kanal teknesinin üst içindeydiniz. Çok güzel bir görüntüydü. O teknede hatırlarsanız sevgili Hakan Aysev de aryalar söylüyor. Hakan Aysev'le beraber da vardı, o da vardı. Karada da pek çok insan vardı. Evet, çok güzel. Ve belediye başkanı geldi bizzat, evet. Senin için. Bruges Belediye Başkanı. Bizzat geldi. Nişanlı takmıştı. Nişanlı tabii, o resmi kıyafetler içerisindeydi. Hiçbir yerde açıklamadık bari, evet. Burada biz bizeyiz, anlatayım. Biz bize söyle. Ben hem çifte vatandaşım, evet. Belçika'da doğduğum için de Belçikalıyım da aynı zamanda. Evet. Orada evlenmem için bazı prosedürlerin yerine gelmesi gerekiyor. Mesela şüphesiz. Türk olarak gittiğiniz zaman iki Türk konsolosta hemen hızlı nikah yapabiliyorsunuz. Ama ben Belçikalı olduğum için sıkıntı. Belçika topraklarında Belçikalıyım. Dolayısıyla dedik ya böyle bir şey var, prosedürlerin tamamlanması gerekiyor, bazı prosedürler var. Rica ettik belediye başkanına, en azından sembolik nikahımızı kıyabilir misiniz çok diye. Güzel. O da dedi ki tabii hay hay geldi ve dedi ki burası dünyanın en romantik kentlerinden bir tanesi. Burası burada imza değil, söz önemlidir dedi. Ne güzel. Bize evet dedirtti. Sonra çok, ama ne güzel bir tabii, şey. Burada çok güzel imza bağlı. Değil, evet. Söz önemlidir. Biz orada evet dedik. Yani gayri resmi. Ama resmiyetten daha önemli. Çok önemliydi. Sözdür. Hemen geldik. Esas da resmi olarak da 14-10-2014.
Benim yani, uğurlu rakamlarım bunlar. Dörtlerden gidiyorsun. Tabii, 4, 10. Sen böyle. Ne kadar güzel konuşuyoruz şu anda. Belçika'dan, şehirden, romantizmden, şarkılardan. Ama iki güzel insan, Havva Hanım ve Necati Bey için hiç öyle değil, olmadı. Evet. Onlar oraya göçmen olarak çalışmaya gidenler. O güzel insanlardan başlayalım. Çünkü evet. Yani yurt dışına gidip, çalışmak için gidip, orada tutunabilen ve başarılı olan bir sanatçısın sen. Bir ailenin çocuğusun. Çok önemli bu. Bizde hep böyle Avrupa'ya, yurt dışına gidip futbolcularla gelir ama... Evet. Tamam, ayrı bir kul var da. Ama sanatçı olarak bunu başarmak çok çok daha zordur. Öyleyse, şimdi Necati Bey'den başlayalım. Çok baban şanslıyım. Kalkıyor gidiyor. Nereden gidiyor? Öyleyse çok şanslıyım. Belçika'ya nereden gidilir? Afyon, Emirdağ, başka kimse yok zaten. Karacalar Köyü. Hep onlar değil mi? Hep onlar. Emirdağ şehir mi biliniyor orada? Şöyle, şu anda mevcut hali şu. 240 bin Türk vatandaşımız var. Evet. Belçika'da yaşayan gurbetçiler diyelim. Evet. Bunun 170 bini Emirdağlı. Bu bakarız değil mi? Şu anda biliyorum. Orada değil mi? Evet, geçen evet. Bu resmi rakamı belediye başkanımız var. Yine Emirdağlı. Sayın Emir Kır, bizim çok yakın dostumuz. İkinci dönem belediye başkanlığı yapıyor. Saint-Jost'ta, Brüksel'de. Yani diyelim ki İstanbul Bakırköy. Müthiş ya. Müthiş bir şey. Ama şu anda bir Emirdağlı, Belçika'da belediye başkanı. Belediye başkanı. Bu, yani, bu kadar çok Emirdağlı mı? Evet, daha önce de bakanlıkta yaptı. Yani sürekli diplomasinin içindeydi ama çok başarılı, bir çok başarılı kendisi. Evet. Geçen yazın da tatile gelmişti, görüştük. O rakamları onların 170 bin civarında Emirdağlı var yani. Evet ve başarılı oldular orada. Evet, yani oradan hakikaten dediğiniz gibi siyasetçi, bilim adamı, doktor, işte sanat, yani her konuda çok belki... Değerli. Bizim için çok zordu. Biz orada dünyaya gelen belki de işte birinci nesiliz. En zor, en zorluğu çeken. Evet. Anne yani, babalardan daha evet, çok siz zorluk çektiniz. Çok zorluk çektik. Benim şöyle bir şansım vardı. Necati'den başlayacak olursak, rahmetli evet, babamdan. Evet. Bu adam çok iyi besteleri olan, inanılmaz sesi olan, yani çok güçlü bir sesi vardı. Sazı da güzeldi. Kendi bestelerini yapıp söyler ama... Keyfi yerine geldiğinde söyler. Öyle hani sahne falan adamı asla değil. Kadir Savun tarzı bir baba. Çok güzel. Mekanı var sürekli. Bir kafe değil mi? Bir kafe. Bir kafe. Büyükçe bir kafe. Anvers'te miydi? Anvers'te. Anvers'te. Evet. Anvers'te. Evet. Flamanca konuşuyoruz. Evet. Yıllarca orada, hafta sonları da o mekanda. Arkasında da yine böyle bir müzik hol dediğimiz evet, geniş bir mekan vardı. Orada işte iki tane söyler. Asar sazını duvara falan evet, filan. Yani çok öyle sazıyla gezen bir tip değil ama çok yetenekli bir insandı. Dolayısıyla benim 5. doğum günümde de bana küçük bir cüra hediye etti. Ben o cürayla başladım. Çünkü kendisinin divan sazı vardı. Bir türlü ona dokunamıyorduk. Yani. Dokundurtmuyordu değil mi? Yani herhalde çok böyle el ayağı düşürmesin. Yani o felsefeyle herhalde, yani çok az, belki elindeyken bir iki böyle şey yapıyorduk ama alçal dediğini hatırlamam mesela, hep yukarıda asılıydı. Onu ben de çok iyi biliyorum. Evet. Benim babam da terziydi ama yine bir meydan sazı vardı. Hep asardı onu duvara, evet, dokundurtmazdı. O bir kutsal bir şeydi değil evet, mi orada? Şu anda da mesela şeye dikkat ediyorum. Bizim şimdi kızımız var, 3,5 yaşında Ayza. Evde piyano var. Hadi gel çalalım falan çok az derim. Yani ondan soğumasın. Doğru. Bazen böyle şu anda her şey çok yakın. Yani doğru, uzakta değil, bütün enstrümanlar var falan filan. Artık bolluk yıllarını yaşıyoruz belki de o doğru, anlamda. Dolayısıyla çok fazla yani kendi istesinde bir şey yapalım mantığında. Ama yani babanın da 5 yaşında, hele gurbette bir babanın. Evet. Çocuğuna cüru alması da ya çok evet, karşılaştığımız bir şey değil değil mi? Değil. Yani? Hakikaten değil. Ve ondan sonrasında da 8 yaşım, ya 8 ya 9'dum, işte o kafenin arkasında, o müzik hol dediğimiz bölüme iki tane büyük operlör, mikrofon, amfi, eko, bunlar ayrı ayrıydı yani. Bir kablo bile çok değerliydi. Çok 40 yıl öncesinden bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla bu imkanlar bizi çok teşvik etti. Öyle bir donanım vardı, düzenek yani vardı. Baban müzisyen. Evet. Ama öyle çok iddialı olan değil. Değil. Kendi kendine. Gönül adamı. Gönül adamı. Gönül adamı. Fakat bir sahne kurmuş. Aynen. Kafesinin arkasına. Aynen. Sahne var. Evet. 5 yaşındaki de oğluna da al yavrum, bu da cüra diyor. Aynen. Yani Kubat'ta yürüsün. Aynen. Yetmez. Evet. Yetmez. Çünkü yani Verlaine der ki bir şiirinde, Verlaine ilk dize Tanrı vergisidir. Gerisi sonra gelir. Doğru. Evet.
Evet. Yani yetenek çok önemli. Peki orada okula başladın. Ben açılış öyküsünde dile getirdim. Bir Fransızca şarkı öğrendin. Evet. İşte... Aklında mı? Nasıl bir şey o? Yani... Il court et court le ventre tonne parmi les feuilles qui tourbillonnent. Un pro par-ci, un pro par-là. Sonrasını hatırlamıyorum. Çok güzel. Ve bir cümleyle bağlıyordu. Çok güzel. Ya çocuk şarkısı bunu herhalde. Tabii şu bir araştıracağım. Şimdi söyledin ya bana sordun. Çok güzel. Bunu hemen buradan çıkar çıkmaz. Bulalım bunu. Bunu bulmam bulalım. Lazım. Bunu evet bulalım. Ya bu şarkıyı. Bunu bulalım. Ya daha dün annemizin gibi bir öyle şarkı. Öyle bir şarkı. Çocuk evet, şarkısı. Öyle çocuk şarkısı. Anaokula. Okulda öğrendin tabii, değil tabii, mi? Tabii anaokulunda. Anaokulun sonra o zaman da şeyi de hatırlıyorum. Babamdan sazı alamadığım için evde bir kömür sobası vardı. Bir de maşası vardı onun. O maşayı alıp böyle dın 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 akorunu falan yapıyordum. Maşayla. Maşayla. Öyle güzel. Bir şey yok aslında. Çocuk... Hayali olarak. Demek ki nasıl bir aşkla o cürayı elime aldıysam bir haftada ben çözdüm. Çok iyi. Yani bir haftada... Ay yetenek. Demek ki kulağın evet. Buna çok uygun. Hem kulak var ama demek ki babamı da nasıl görüyorsun, izlediysen... Görüyorsun, gözlemliyorsun. Ah şu divansaz bende olsa falan demişim içten içe hep. Biraz da çekingenlik var. Çok peki sazı eline aldın da çalmaya başladın. Yani sazı kaç yaşlarına kaç çalıyordun? Koyun curayı? Gelir yata yata çamurlara. Gelin Ayşe dediğimiz eser. Evet. Bu da ilk şarkıdır genelde bu evet. Hani... Evet, öğrenmek için. Öğrenmek için. Onunla başladım. Ve kendim çözdüm. Bakıyorum. Baban sana hiç böyle bak ya hiç karışmadı mı? Çok. Müthiş. Tabii. O zaten yapacağını yaptı. Cürayı verdi, emanet etti. Artık sen onu çalman lazım. Büyük iş. Çok güzel ama sen evet. De kendi kendine keşfettin yani. Evet. Ama bu yetenek işte. Yani yetenek. Yetenek olmasa çünkü tabii. İyi güzel de bak benim öyle bir yeteneğim yok. Evet. Ya ben mandolini verdiler bana çalamadım. Yani okul bando takımına bateri çalmaya gittim trompet ona bile almadılar yani. Trompet evet. Bile yok yani. Olmayınca olmuyor demek ki. Allah işte bir yerden veriyor bir yerden alıyor evet. Falan yani. Güzel. Peki okula başladın. Çok zor bir kuşaktı sizinki. Çünkü o iki kültür arasındaki bütün o çatışmaları her şeyleri evet. Siz yaşadınız. Nasıldı o yani şöyle, Türkiye'den giden bir ailenin çocuğu zaten, olmak? Zaten evde o ikinci lisan olmadığı için o derslerin kontrolü yok evde. Tabii anne baba Fransızca bilmiyor. Bilmiyor yani neyse o tamam falan iyi mi uslu mu o kadar falan yani. Dolayısıyla o anlamda da kayıp bir jenerasyon. Eve geldiğinde hiç yardım yok. Biraz başıboş aslında o anlamda. Evet. Sadece uslu olun. Aman işte genel kimseyle kavga etmeyin. Kavga etmeyin falan filan bunlar. Ama yoksa ders takibi vesaire yok zaten. Yani böyle hani veliler toplantısı olduğu zaman... Çok zor yani... Gitse bile bir şey anlamıyor değil mi anne baba? Normalde ayda bir veli toplantısı olur. Bizimkiler senede bir anca giderler. Ya yok yani bir... Evet. Karşındakini çünkü öğretmenin dediğini anlayamıyor çünkü. Aynen öyle. O dönemde böyle biz yaşadık. Böyle bir ortamda evet, eğitim alıyorsun. Şöyle bir şey vardı. Benim gittiğim okulda evimizin hemen yakını... Saint Stanislas Koleji, kolej. Kolej dediğimiz biraz İmam Hatip'i andırıyor Türkiye'de. Biraz evet. Daha disiplinli, erkek okulu. Evet. Şöyle bir farkı var. Dolayısıyla kolej olunca Katolik bir okul. Evet. Oradaki bütün gurbetçiler çocuklarını iki tip okul var. İşte bir kolejler var, Katolik. Bir de normal belediye, Community School dediğimiz okullar. Belediye okulları var. Evet. Burada seçmeli din dersleri var. Dolayısıyla bütün gurbetçiler ne yapar? Çocuk dinden çıkmasın diye tabii ki o şeyle belediye okullarına gönderiyorlar. Evet. Bizde de zaten Ali Dayı'dan Kur'an-ı Kerim'i dersini gördüğümüz için, iki defa hatmimiz olduğu için... Din dersi var zaten. Babada da ozanlık, alevlik geleneği var. Anne o tarafta, bu tarafta. İki kültürü de zaten onlarla ikisiyle harmanlanıyorsun. Bir de koleje gidiyorum. Ben şimdi... Müthiş bir, kolejde çok kültürlü de, aslında bir ortam. İnanılmaz. Kolejde de ilkokul 4-10 yaşındayım. Münir Müzing vardı. Çok değerli bir öğretmendir benim için. Hiç unutmam. Teklif şuydu. Ya sen çok özel bir çocuksun. Babandan izin istesek de hafta sonları, pazar günleri kilisenin ayin korosuna katılır mısın? Solist olur musun? Bizde solist yok dedi. Yani çok sivrilecek güzel. Bir ses yok. Babama söyledim. Çocuğum bilmiyorum ne dediğini ama... Okulda 4-5 tane Müslüman çocuğuyuz. İki Faslı, bir Tunuslu, bir de ben varım. Biz din derslerine katılmıyoruz. Ben katılıyorum ama evet. İstersen de katılmayabiliyorsun. Evet.
Ama katılıyorum. Niye katılmayayım? İncil'i öğrendim. Öğreneyim. Ne kadar güzel. Tabii. Ondan sonra tabii böyle bir teklif gelince kiliseye katılmıyoruz pazar günleri. Okulun bir korosu var. Babama söyledim. Dedim öğretmenin böyle bir teklifi var. Ne diyorsun babana? Ne yapacağız dedim. Ne cevap vereyim? Ne kadar güzel bir teklif dedi. Sen dedi Müslüman çocuğu olarak git. Örnek ol. Harika. Daha da iyi söyle. Ne güzel. Bir arada yaşama kültürü değil mi? Acayip bir şey. Orada da gidiyorsun. Ayinler var. Özür dilerim. Sözünü kestim. Şu anda bizim Antakya'daki koromuz var ya. Evet. O işte Medeniyetler korosu. Medeniyetler korosu değil mi? Yani orada 50 sene Yahudisi... önce ben başlatmıştım bunu. Aslında Medeniyetler korosu Belçika'da Anvers'te Kubat'la başlıyor. Arkadaşlarımıza selam olsun. Harika bir iş yapıyorlar. Evet, çok harikalar. Güzeldir. Yani hakikaten o zaman 10 yaşında bir çocuk işte şimdi 45'imi hesaplayalım 35 yıl önce. Koroda solist olarak bir yıl boyunca pazar günleri katıldım ve... Koroda? Koroda evet yani ve şimdi anlıyorum. Haryalarını söylediniz. Evet. Şimdi anlıyorum bana neler kattığını. Belki kendi yorumumu bulmamda... Oranın tınısının muhtemelen çok payı katkısı var. Olmaz olur mu? Yani hani bir farklılık... Özgünleşti. Sen, yani Kubat denince... Evet. Tamam. Oradan yani Kubat, bir şey, buradan bir Kubat, şey. Kubat türkücü mü? Değil. Kubat şarkıcı mı? Hiç değil. Kubat yorumcu mu? Bence o da değil. Kubat bir müzisyen. Evet. Yani sen bizim türkülerimizi ama o kadar farklı bir şekilde dile getiriyorsun ki... Yani ben seni de daha önce dinlediğim türküleri dinlediğimde ilk kez duyuyormuşum. Duygusunu alıyorum. Ama işte nedeni işte bu senin özgünlüğün. Çok teşekkür ederim. Ama kattığın işte bu çok kültürlü gelişimin. Evet. Onun için bunları konuşuyoruz sevgili Kubat. Evet. Buralardan çıkıyorsun yani. Aslında o zor dönemi, yani giden işçi emekçilerin çocukları çok büyük zorluklarla karşılaştılar. Çok zor. Pek çoğu da tarimar oldu ne yazık ki. Ama sen orada bir şeyi başardın ve işte sanatçı kimliğine öne çıktın. Aslında sanatın yüceliği var. Yani belki Necati saz çalmasaydı, o ozanlık geleneği olmasaydı, bu vizyona sahip olmasaydı... Tabii, o küçük sahneyi kurmasaydı. Yapmasaydı, belki Cura'yı almasaydı. Başka bir yöne, belki de o çok yeteneğimizi doğru. keşfetmeyecekti. Çok vesaire. Doğru, zaten orada gurbet dolup olmamak fark etmez. Aynen. Türkiye'de de bir çocuk sanata yöneldiğinde öyle teşvik görmez. Ancak aynen. böyle ailede mucizevi biri olacak ki ona yol gösterecek. Peki, çıktın koroya, kilisedesin. Aynalı okuyorsun. Baban geliyor muydu? Anne baba geliyor muydu seni dinlemeye? Annem gelmiyordu da babam birkaç defa gördüm. En arkalardan böyle. Ay canım. Çok güzel. Çok canım güzel ya. Bir şey. Ve gurur duyuyordu yani. Hay şey demesi güzel. Tabii ki Müslüman çocuğu olarak gideceksin. Ya işte bu film ya. Anladım. Aslında bu büyük bir sanırım. Senin büyük. Hayatın var ya. Yani belki belki fazla bir örneği yoktur bunun. Hiç yok. Ya. Yok olamaz ki. Yani bir insan böyle düşünmemeli dersin ya. Nasıl gönderirsin? Olur mu? Tam tersi. Tam tersi. İşte az önce onu örnek gösterdim ya. Antakya Medeniyetler Korosu'nu dinlediğimizde evet. hoşuma gidiyoruz. Hoşumuza gidiyor. İşte Hristiyanı, Müslümanı, Alevisi, Sunnisi, Yahudisi, Ermenisi ne bileyim yani Sunan ne güzel için, insan şey, olarak. Ne anlatıyor Aryalar? Sint Josef Breide di Wonderenacht. Aynı şey. Yani Josef, evet. Joseph, Yusuf. Evet. Evet. O gece hazırlıyor samanı diyor. Evet. Van Söverstü Stroysol'un beyde gezegd. Biraz diyor samandan böyle çok güzel bir yerini yaptı diyor. Hazırlık. Yani İsa'nın geldiğini, doğuşunu anlatan bir arya. Bütün ilahiler, deyişler bunları anlatmıyor mu? Aynı şey. Aynı yola şey. Çıkmıyor mu? Sonuçta bütün o peygamber evet. dediklerimizde insanları doğruluğa, dürüstlüğe, evet. çalıp çırpmamaya, evet. adalete, evet. vicdana davet evet. ediyor değil mi? Hepsi aynı. Aynı. Peki, peki şimdi sen okulda söylüyorsun... arada bir babanın o kafesinde... Hafta sonları evet. O nasıl oluyor? O orada çocuk olarak nasıl şöyle 8 yaşında sahneye? İşte sahneye de çıktım hafta sonları. Ya çok şeker bir çocuktum. Herkes... Giderek evet. ünlenmeye başladın aslında çocuk yaşlarda. Ünlendim evet. Orada yani öyleydi. 8'de, ya. Herkes... 8'de mikrofonla tanıştım. Evet. Ya yani daha önce evde işte çalmalar aile içinde falan hadi bir parça çalsana falan bunu öğrendim. Şunu yaptım sonra. Sonra insanlar sonra 8 yaşında Kubat'ı dinlemeye evet, gitmeye başladılar. Demek ki babam şunu gördü. Bu çocuk artık belki de mikrofona hazır dedi. Bilmiyorum. Çok o düzeneye kurdu. Çok iyi. Yavaş yavaş mikrofonla tanıştım. Mikrofon çok önemli bir şeydir solist için. Yani doğru kullanmak doğru gerekiyor. Kullanman lazım falan. 8 yaşımda başladım. Çok da iyi gitti. Sonra orada görenler ya bu çocuğu kavanoza koyalım da büyümesin, kapatalım, böyle kalsın derlerdi. Çok da seviliyordu. Ama öyle de kaldın ya. Çok şükür ya. Bir de hafta sonu hep... şunu da biliyorum. Bu da çok hayatımda önemli konudur. Kafede babama yardım ediyordum.
Ya çalışıyorsun bir yandan da. Hafta sonları gidip çalışırdım böyle. Kül tablası, çay getir, temizlik, onu yap topu, falan. Bravo. Ben çalıştığım zaman kasa iki kat oluyordu. Çok seviliyordum ve hiç boş durmuyordum. Her şeyi görüyordum. Oradan bile bir şey var. Yani bir izmarit bırakmam. Hemen böyle sürekli fırıldak gibi çok çalışkan. Temizin titizin buradan evet, mı geliyor? Sanırım. Yani hala da öylesin. Hala öyleyim yani. Çok çok titiz, düzenli. Çünkü yani sen yani bir yere ailenle ya da dostlarınla bir yemek vereceksen önceden gidip o restoranı evet, muhakkak görüyorsun değil mi? Bir organizasyon o. Değil mi? Gelişine bırakmam, akışına bırakmam. Gidiyorsun, daha iyi olsun. Yani, en iyi olsun. Bitirsin. Yani iyi güzel tamam biz yemek yiyeceğiz de nerede yiyeceğiz? Önceden gidiyor Kubat. O restoranı bir teftiş ediyorsun yani. Her şey. O yıllardan geliyor galiba. Yani yapımda var galiba. Yani o kafeyi yani onu söylüyorum. Ben durduğum zaman babam derdi. Oğlum ne yapıyorsun ya? İki kat oluyor. Sen her gün gel derdi yani. Çok güzel. Kasa hiç boş durmuyor. Akşamları mı o küçük sahnede şarkılar söylüyordun? Hafta sonu. Hafta yani, sonları. Sadece hafta sonu. Cuma akşamı başlar. Cura çalıyor musun? Cura'yla mı yoksa? Cura da çalıyorum. Abim de saz çalıyor. Ben de darbuka çalıyorum. Bazen o çalıyor. Beraber yapıyoruz. Baba da geliyor muydu aradan? Işte? Baba izliyor. O da iki tane söylüyor falan. Ay canım ne güzel bir andı o ya. Tabii yani. Hiç öyle fotoğrafın var mı? Filmin? Ya düşünsene yani Necati Bey çocuklarıyla. Şöyle. Ve o çocuk. Babamla, işte o çocuk Kubat. Babamla değil de şöyle bir şey oldu. Yine 9 yaşımda. Yok pardon 11 yaşımda. Zeppelin diye bir program vardı. Çocuk programı. Belçika'da. Yetenekli çocuk programı. Pazar günleri yayınlanır. BRT kanalında. Belçika'da. Adam olacak dedi. Çocuk. Adam. Barış Manço'nunki gibi. Aynen. Zeppelin, balon. Evet. Balonla başlar. Her hafta bir yetenekli çocuğu işlerler. Bir hafta beni konuk ettiler orada. İşte bizim kahvede çalıyoruz, söylüyoruz, evde söylüyoruz. Aa, müzik akademisine gidiyorum akşam. Notaları öğreniyorum. Sonra klasik gitar eğitimi alıyorum. Ders alıyorsun bir yandan. Evet. Evveli sene bunu arşivden buldurdum. Aa, o var size iyi. Gönderebilirim. Aa, lütfen o gönder görüntüyü ya. Belki lütfen lazım ya. Olabilir. Lütfen çok önemli. Sınıfta hatta harika. Öyle pam 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 ritim sayarken hatta hata yapıyorum. O falan diyorum çok şeker. 11 yaşımdayım. Çok güzel. O zaman da televizyona konuk olmuştum falan. Zaten o yaşlarda da düğün dernek yavaş yavaş sahnelere çıkmaya başladım. Yani güzel. Evet kendimi gösterdim. Çok güzel oyun havaları söylüyorum. Yani oynatabiliyorum da. Oynatmak çok zordur. Çok doğru. Yani çok doğru. Sahne hakimiyetin buradan geliyor evet. Zaten. O kadar şimdi evet. Kubat, biz seni birdenbire Kubat'ta görünce evet. Baktık ki son derece sahneye hakim bir özgüveni olan evet. İyi de bu insan bunu nereden geliştirdi? Üstelik yurt dışında yani. Evet. Demek ki buradan başlıyor tabii. Yani. Aynen. Yani o mekandan başlayan sonrasında da bir orkestra kurduk. Abim var. Sevgili Hasan vardı davulda. Fatih yine saz çalan bir arkadaşım. Solist sen? Solist ben. Çok güzel. Böyle başladık. Bir iki sene gitti sonra keyboardlar çıktı. Eyvah. Çünkü istediğim akoru alamıyorum. Yeterince verim alamıyorum. Ben okumak istiyorum. Bambaşka bir sesti. Evet çünkü iki tane bağlama, davul, darbuka. O kafada böyle müzik yapıyorduk. Çünkü yok müzisyen yok. Sonra unutmam Yamaha'nın bir PSR diye bir serisi vardı. Yeni çıkmıştı. İşte ritimler programlayabiliyorsun. Babama dedim böyle bir alet lazım bana. Yaşım 12, 13. Az para da değildir değil mi? Çok para. Otomobil fiyatıydı değil mi onlar öyle? İki otomobil. İki otomobil. Yarım daire bir iki otomobil. Biri değil. Evet, evet öyle. Yani kredi çekmemiz lazım evet. Almak için. Evet. Dedi ki yapabilecek misin falan. Ben de dedim ki Cihan diye bir arkadaşımız var. Cihan Sezer. O dedim harika program yapıyormuş. Babam dedi ki o zaman dedi, almayacağız demektir. Senin yapman lazım. Yani birisi var. O yani birisi var. Dedim o zaman müsaade et ben bir iyice oturayım şeyini etüt edeyim şey ezberleyeyim bu broşürünü vesaire alayım kitabını. Gittim kitapçıklar aldım falan. Gece yatıyorum gündüz kalkıyorum. Ezberledim. Dedim ben yapacağım baba. Tamam dedi o zaman gittik kredi çektik bankadan. Belki onu iki senede mi ödedi üç sene mi hatırlamıyorum. Ve programlar yazdım. Daha sonra tabii Cihan'ı neden bahsediyorum? Cihan çok değerli bir müzik adamı. Hatta benim ilk albümü hazırladığımızda aranjeyi beraber işte çalıştık. Aranjesini yaptı Cihan Sezer. Belçika'dan birlikte geldik. Dört albüm birlikte çalıştık. Evet. Çok kıymetli bir müzik adamı yani. Ama ona bile izin vermedi babam. Dedi ki bu kadar para yatıracak. Sen başkasına yaptır. Olmaz. Olmaz. Bunu kendin yapman lazım. Benim orada biraz
aranjörlük biraz o teknolojiyle de haşır neşir olmam da oradan kaynaklandı. Kendi ritimlerimi programlayabildim. Orkestra maalesef açığa çıktı. Ben keyboard'da abimle orkestra. Beraber, abim de saz çalıyordu. Beraber öyle akorlarla iyice haşır neşir oldum. Biraz da klavyeyi tanıdım. Zaten gitar, klasik gitar çalıyorum falan. Sonra keyboardları çoğalttık falan filan. Öyle başlayan esasında bir süreç. Ta ki işte 20 yaşıma kadar hazır hissettim. Hani yani 5 yaşında babanın sana doğum günü hediyesi olarak armağan etti. Cura, evet. Keyboard'a kadar evet. Bu arada yükseldi. Şöyle keyboard deyince de şöyle bir şey var. Müzik akademisine gittim. 10 yaşında yazıldım. 5 yıl akşam okulu olarak gidiyorsunuz Belçika'da. Şu anda da hala öyle 4'e indi galiba. Haftada 3 saat ders alıyorsunuz. Bu 9 yaşından itibaren gidebiliyorsun. O diplomayı aldığın zaman konservatuvara sınavsız geçişin var. Çok güzel bir şey. Aldın mı diplomayı? Tabii. Bravo. O var. Bravo. İkinci... Bir yandan da okuyorsun tabii. Yani. O akşam okulu olarak. Olsun daha zor. Çok güzel. Akşam okulu olarak dedin sen en zor okul akşam okuludur. Yeni bir şey bir de benim için. Yeni bir de gündüz zaten evet. Koşturuyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun. Aynen. Değil. Bir sene nota alıyorsun. Sadece nota. İkinci evet. Yılın ortasında da enstrümanını seçiyorsun. Ben de piyano istedim. Evet. Aa dedi tamam gidelim piyano almaya. Aa dedim piyano alacağız. Çok heyecanlıyım. Babam çok şık adamdı. Kravat, kostüm, saçlar o biçim. Büyük bir piyano dükkanı var. Oraya girdik. Tabii fiyatları bilmiyor herhalde. Bilmiyor. Bir tur attık böyle. Kuyruklu piyanolar falan filan. Acayip güzel bir mekan. Çıktık. Bir de çantası var dedim. Herhalde içi para dolu. Bilmiyorum ki. O zaman yaşım 10-11 yaşlarındaydım. Arabada dedi ki sen dedi harika cura çalıyorsun. Sazı da çok iyi çalıyorsun. Bence gitarla bir başlayalım. Sonra dedi piyanoya geçiş yaparsın. Sen bir gitar oğlum. Demedi. Evet. Yani biraz dedi pahalı dedi bunlar. Hayda. Üzüldüm. Ama gitar da çok iyi oldu. Klasik gitar. Sonra gitar. Tabii gitar ve buradan Meneer Mr. Verlinden benim gitar hocam. Çok güzel bir adamdı. Çok iyi insanlara denk geldim ya. Bu çok önemli değil mi Sunan abi? Yani çok. Ama biraz da kendin bunu buluyorsun. Yani tek taraflı değil. Öyle. Yani senin arayışın, doğru. Senin doğru. Tercihlerin. Ya kötü bir insan olsaydı belki de evet bravo. Etmezdim. Yani bir insan doğru. Tercih etmedikleriyle evet. De hayata bir yere gelir. Yani biraz ya da böyle değerli diyor. Biri oluyor. Onun kıymetini bilemiyorsun, göremiyorsun. O da oluyor. Ben biraz o konuda çok hassasım. Meneer Verlinden çok değerli bir hocaydı. Böyle çalarken falan ilk sene hiçbir şey olmadı. Bana gitarı işte ilerliyoruz falan. İkinci yıl dedi ya sen ne yapıyorsun özel hayatında? Hiç konuşmadık o zamana. Dedim ben de bizde saz derler dedim. Saz çalıyorum. Çünkü sen dedi yetenekli. O nasıl bir şey? Getirsene dedi haftaya sazı. Sen de onu sazı. Öğrettin değil mi? Saza başladı. 11 yaşındaydım. O nasıl bir alet bu falan. Çeyrek sesler bizdeki yani fazla seslerimiz var yani kültürel. Genimizde olan farklı frekanslar var bizim. Çeyrek ses dediğimiz o normal. Peki bu bir ses yarışmasında bir derecen var senin. Evet doğru. Birincilik alıyorsun değil mi? O ya o şey gurbetçiler arası. O çok önemli. Önemli. Niye küçümsüyor? Yok. Gurbetçiler olsun diye. Hayır, daha zor. De, daha zor. Çok iyi hatırlattın. Güzel bir esprim var oradan da. O yüzden gülümsüyorum. Yusuf abi vardı. O da gazeteciydi. Sunuculuğunu o yapıyor. O zaman da yine 10 yaşlarımda falan hepsi üst üste geliyor. O benim böyle bir 10 yaşlar hani her yerde varım, buradayım dediğim yıllar. Birinci geldi. Yusuf abi de dedi ki kulakları çınlasın arada görüşüyorum. Hala anlatır güleriz. Kubatçım dedi biliyor muydun dedi birinci geleceğini yani. Tabii ki dedim ya. Ben niye geldim buraya? 10 yaşında. 10 yaşında ama yani çok hiç güzel. Hesapsız yani burada. Çok güzel. Hani hiç öyle birine hani laf olsun değil. Çok. Gerçekten böyle hislerim oydu. Tabii ki dedim ya. Bunun için geldim. Salon yerlerde çok komik bir anım var böyle. Peki orada bu kadar başarılısın. Sonra Türkiye'ye dönüş. Evet. Bu türküler galiba. Cura seni çağırdı değil mi? Evet. Yani tamam piyano, gitar ama cura o meydan sazı. Başta o kadar güzel bir, çok özel, benim için de çok özel olan bir şarkı sözüyle Cem Karaca'dan bir açış yaptın abi. Davulla zurnayla yola çıktık, bandoyla karşılanmıştık. Bunlarla büyüdük abi. Dolayısıyla Cem Karaca, Edip Akbayram, Barış Manço çok çok önemli.
özellikle gurbette yaşayanlar için çok önemli. Neden? Çünkü zaten orada Batı müziğinin içindesin. Kulağın ister istemez artık o altyapıya, bas gitara, gitara, akorlara, çok sesliliğe yatkın oluyor. Burada da belki o dönem türküler burada hala işte çok sesli değil de daha evet. çok tek tip, tek sesli. Klasik folklorun gibi. Aynen. Öyle gidiyor o dönemler için. Bence bu çok değerli, özellikle bu üçlü. Bence Anadolu folk dediğimiz tabii, ya da Anadolu başka. Müziğini işte Batı'yla birleştirdiler. Öyle ki değil mi? Cahit Berkay. Kesinlikle. Tabii. Aynı. Onları ayıramazsın zaten. Büyük değil mi? Bunlar çok büyük iş yaptılar gerçekten. Aynen. Öncüler bunlar. Büyük kesinlikle. Öncüler. Kesinlikle. Biz bunlarla büyüdük. Çok önemliydi. Çok bize ışık tuttular. Dolayısıyla belki bizim çağımızda 95 işte 20 yaşlarımda 21 yaşlarımda artık bu çağda belki o müzik değil de üstüne belki biraz bir şeyler belki eklemek lazımdı. O direkt Anadolu rock dediğimiz bir sound'tu. Gitar, davul, bas, sert. Belki biz biraz içine ya bu biraz klasik müzikle de olabilir. Hani benim o güzel. Klasik gitar, kolo aynen. Neden olmasın? O sesleri biraz koymamız lazım. Biraz senfoniyle işler yapmamız lazım. Biraz aranjelerde bu tarafa gitmemiz lazım. Neden olmasın? Zaten ilk albümde de Cihan Sezer aranjeyi yaparken hep hem James Brown hastasıyım, hem Neşet hastasıyım, hem Mahsuni hastasıyım. Çok güzel. Hem de bu dev üçlünün hastasıyız. Zaten babada kendi üretimi var. Babam çok önemli bir ışıktır benim için. Dolayısıyla hepsini harmanlayıp, batıdan da bir şey harmanlayıp, biraz da belki o korodan, okuldan, oradan buradan yeni bir şey olması lazım. Türkiye'ye dönme kararı nasıl verdin? Yani Türkiye'ye... Şöyle İstanbul'u hiç bilmiyorum o zaman. 20 yaşıma kadar İstanbul'a gelmemişim. Görmedin. Hep gurbetçi olarak Afyon'a gideriz. Doğal olarak. 2 hafta Afyon'da aile ziyareti. 2 haftada tatil. Gençler artık Antalya, Bodrum neyse o zaman Kuşadası falan böyle bir tatil kafasıydı. İlk defa bir demo yaptık Cihan'la birlikte Belçika'da. Ve İstanbul'a gidip Unkapanı'na gelip Unkapanı. Oradan geçti. Onun son Unkapanı'na son gidenlerdensin galiba değil mi? Tam da son diyemeyiz. Kaç hangi belki yıllar? 90 95. 90 bitmek üzereydi evet. Yani ya şöyle, eski Unkapanı değil. 2000'den sonra bayağı düşüş başladı. Değil mi, son rüzgarını yakaladı. Evet. Şöyle Cihan Sezer İsmail Derker diye bir üstadımız var, hocamız. Bağlama virtüözü ve yönetmen. Onu tanıyor. Diyor ki İsmail abi böyle bir arkadaşımızla geliyoruz burada. Çok güzel sesi. Ben de inanıyorum, güveniyorum. Biz bir demo yaptık. Olur mu? Tabii diyor ben sizi ağırlarım. İsmail abi o gün bizi uçaktan karşıladı. Hala hayatımda beraber sahne alıyoruz. 25 yıldır hayatımda. Çok önemli bir insan. Ne güzel. Evet çok önemli. O yüzden diyorum bazen de doğru insanı hem bir şans. O şansı da iyi değerlendirmek sana düşüyor. Yani kıymetini bilmek, beraber yürüyebilmek. Sonra İsmail abi dinledi bizim işimizi. Aa dedi çok ilginç dedi arkadaşlar ya olabilir dedi falan. Bir bakalım. İlgilendi. Tabii ben Unkapanı'nı bilmiyorum. Unkapanı'nın böyle biraz Hollywood gibi bir falan bir şey bekliyordum. Biraz tırstım. Dedim ya buradan mı çıkacak albüm falan. Tabii biraz da ön yargı var. Ne böyle pasaj değil mi böyle? Yani evet biraz ön yargılı. O yaşlarda oluyor. ama şöyle söyleyeyim, 200 firma varsa yani 10-15 tanesi böyle elle tutulur kaliteli işler yapan aslında orada dönüyormuş iş. Benim de ilk şiirim Unkapanı'ndan çıktı. İşte buyur. Oradan geçmezsen olmaz. Niye biliyor musun? Bak ama 82 yıl, 80 darbesi oldu, 83. 83-84. Üniversitede öğrenciyiz, dergi çıkaracağız. Edebiyat dergisi. 12 Eylül darbesi. Öğrenciler bir araya gelecek, dergi çıkaracak. Mümkün değil. Gizli gizli toplanıyoruz. Bir büroda. Kapandıktan sonra gece. Vay be. Unkapanı'da bir büroda. Yani aniden bir Fransız'ı duyduğumuzda var ya kendimizi çatıya atıyorduk. Niye? Basıldık diye. Yeni Olgu dergisi. Vay be. İlk şiirim de orada yayınlandı. Bak ne enteresan değil ya, mi? Evet. Aslında bir de bir edebiyat dergisi çıkmıştır orada. Yeni Olgu dergisi. Unkapanı'da ikimizin ortak yönü. Aynen. Peki ne kadar oldu? Kaç albüm oldu? 9-10 tane olmuştur. 10 tabii. Bu benim 11. Evet, albümüm. En son. Türkü Yüz diğer bir albüm yaptım şimdi. Yeni albüme de bu arada başladım. Mart gibi inşallah çıkacak. 12. albüm çıkacak. Çok. Şöyle diyorum. İlk
20 yıla 10 albüm sığdırdım. Benim birinci devre bitti. Şimdi bir önceki albümle yani 11. albümle ikinci devreyi açtım. Bir 10 albüm daha ömrümüz yeterse yapmak istediğim... Baban kendi şarkılarını besteler miydi? Evet vardı. Şimdi bu albümde hatta özellikle bir uzun havası var. Çok sevdiğim. Ha, çok iyi. Babanın şarkısı. Babamın evet. Onu okumak istiyorum. Yavaş yavaş... Şimdi buna bazen olgunluk ve kıymet bilme böyle bir süreç var bazı şeylerde. Belki sizde oyuncaklarda da vardır o. Saklarsın evet. Bir yerde, doğru yerde olmaz doğru olur. Kullanmak lazım. Al hemen sana bir tane göstereyim. İşte mesela. Dur şimdi dur. Geleceğiz babaya da al. Evet. Bak bu alıp oyuncak müzesinde sergilemeye kıyamadığım bir oyuncak biliyor musun? Kıyamadığım ne demek? İşte ha biraz olgunlaşsın. Şu elinde tuttuğun Buck Rogers ilk uzay oyuncağı. Vay be. Bunun bir modeli daha var. O sergileniyor. Ama sergilenen, müzede sergilenen ilk uzay oyuncağın öncesinde bu var işte. Buck Rogers. Ne güzel. Şu anda senin elinde işte. Şimdi tam da sözünün benim üstüne. Şimdi babamın Buck Rogers'ı. Ha bravo. Ha, güzel bağladın. Babamın Buck Rogers'ı. Buck Rogers'ı. Aynen Buck Rogers'ı. Şimdi albümde olacak. Yani çok güzel. Şimdi bütün şeylerini kendi evde kaydettiği. Çünkü bir yerde yok. Evde kaydetmiş zamanında. Onu amcaoğlumuz var Belçika'da sağ olsun. Bütün o kaset formatlarından CD formatı bile yoktu. Kasetlerden hepsini dijital ortama atlatmış. Geçen sene hepsi elime ulaştı. Bayağı eliyorum. Kayda değer. Yani hepsi kuşkusuz değerli ama çok özel hani albüme koyabileceğimiz belki de 15-20 eser var. Çok kıymetli. Çok onları böyle serpiştirmek istiyorum. Şimdi babadan söyleyeceğiz. Çok yani. İyi. Bak o da elini al lütfen. Cura gibi ya. Buradan bakınca. Anadolu'da bir çocuğun kendi yaptığı inanmıyorum. El yapımı. Ben oradan gelirken görmedim bunu ya. Ne kadar güzel değil mi? Harika bir şey. Mısın? Müthiş. Bu duyan. Yeni bir şey mi? Bu yok. Bu 1970'lere ait. Vay hatta be. Söyleyeyim. Erzincan ili, Merkez ilçesi. Yani Erzincan kentinde. Ses çıkıyor mu acaba? Bilmem bir dene bakalım. Madem. Şeyler çıktı bak. İlk kez çalınıyor biliyor musun? Yani müzede duruyordu ama bir çocuğun ileride müzisyen olmak isteğiyle belki yaptığı kendi kendine Anadolu'da bir saz. Bunu şimdi görünce aklıma ne geldi? Tamamen beynimden uçup giden bir şey aslında. O i̇şte oyuncak bu işe yarıyor. Babamın evet. Babamın aldığı bana hediye ettiği Jura'yı ne yaptım ben? Ne oldu? Derdi yoklar diye bir ikili vardı Almanya'da yaşarlardı. Evet. Onlar da çok özel adamlardı. İkisi de elektro bağlama ve birisi de İhsan abi davul, derdi yok Ali elektro bağlama ama üçlü bağlama böyle. Evet. Alttan evet. Ortaya evet. Geçiyor falan. Derdi yoklar dediğin of. Zaman o efsane. O ikili müthiş bir sazı vardı üçlü. Bende de artık 10-12 yaşlarımda falanım. Artık büyük sazlara da geçtim. Dedim ki ya ben neden bu curayı kesip buraya yapıştırmıyorum? Hadi. Evet. Ciddi misin? Ciddiyim. Yaptın ama mı? Olmadı. Cura elimde kaldı. Vay vay, yani onu tabii ama ciddi ciddi gözümü kararttım. Curayı keseceğim testereyle buradan. Kestim. Ya oldurmaya çalıştım ama olmadı. Oh. Ama yapıştırdım. Ya, oldu yani böyle süs olarak oldu ama... Çalamadım ama o cirayı hala saklarım ben. Duruyor mu sende? Tabii. Çok güzel çok ama önemli. Çok değerli bir şey o. Çok değerli. Bir İyi bak ona biliyor musun? Müzik tarihinde çok önemli bir eser. Tabii curanın şimdi yarısı yok böyle. Ama o daha da güzel işte. Daha da güzel. Öyküsü var ama değil mi? Hikayesi var. Senin, şimdi bunu elime alınca aklıma geldi. Aslında işte bak şu... Hiç anlatmamış. Şu anlatmış olduğun öyküde bütün o bildiğimiz o türküleri, Anadolu'daki o müziği, geleneksel müziği tutup çok daha bambaşka bir şekilde, ya ben bunu ilk kez duydum dedirten, İşte o çocuğun curasını kesip evet. Saza yapıştırma cesareti. Evet. Aynen. O olmadan evet. Sanatta yenilik hiçbir evet. Zaman olmuyor. Neden benim çift sazım olmasın? Hem küçük hem... Çok güzel. Teşekkür ederim. Belçikalı, Belçika'ya giden, Türkiye'den giden bir çift. Çocukları okula başlıyor, anaokula. Ve bir Fransızca şarkı ezberliyor. Eve geldiğinde anne baba bakıyor ki kendi kendine bunu söylüyor. Hadi yavrum şunu söyle. Utanıyor. Perdeyi çekiyorlar. Perden arkasından söylüyor. İşte o çocuk Kubat.
Çok teşekkür ederim Kubat. Ben teşekkür ederim. Güzel öykülerinle, hikayelerinle hiçbir zaman kirlenmeyen, hep çocuk kalan, yani hep temiz, dürüst. Eyvallah. Maceracı, serüvenci, hayallerin peşinde koşan o güzel yüreğin için çok teşekkürler. Bu heyecanımız hiç bitmesin inşallah. Böyle, sen de hiç bitmez Kubat. Buraya geldim, daha önce hiç anlatmadığım şeylere vesile oldu. Senin o kıymetli oyuncakların, eserlerin. Ve sen de öyle, benim için çok değerlisin abim. Teşekkürler. İyi ki varsın. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Için. Hadi bakkacısına binip gidelim. Evet. Bay bay. Kuracağız mı? Kur bakalım. Nasıl? Çok güzel ses değil mi? Şöyle bıraksak gider mi burada? Gider tabii. Niye gitmesin? Buyurun. Ya tabii yaşlı. Bakar mısın? Uzaydan geliyor bu. Kolay mı ya? Yaşlı. Kaç ya, git gel git. 100 yıldır uzaya gidip geliyor. Çok güzel. İlk uzay aracı. İlk uzay oyuncağı. Evet. Bir çizgi romandır aslında. Bir çizgi roman. O çizgi romandan üretilen bizim oyuncak. Mr. Spock vardı, orada kaldım ben. Yani. Ondan daha çıkamadın değil mi? Ya evet. Çıkma zaten. Evet, çok Spock güzel. En iyisidir. Aynen. Yapabiliyor musun? Bravo. Vulcan'dayız. Aynen. Vulcan'dayız. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.